Evet arkadaşlar merhabalar. Ben Doktor Ramazan. Bugünkü konumuz göz hastalıklarından görme yolları ve lezyonları. Bu konuyu anatomiden de işlediğinizi biliyorum ama ben de klinik olarak TUS'ta gelebilecek vaka soruları açısından bu konuyu biraz ayrıntılı anlatmak istiyorum. Şimdi nervus opticus ve nervus oculomotorius'u anladığımız zaman nörolojinin bence beyin sapını anlamışız demektir. Ve nörolojinin yarısını halletmişiz demektir. Onun için ben bu konuyu çok önemsiyorum. Zaten nörolojide ilk iki derste bu kranyal anatomiyi anlatacağım ayrıntılı. Işık refleksini hatırlayalım arkadaşlar. Işık refleksi aferente ışık göze geldiği zaman nervus opticus uyarıları oksipital loba taşır. Görme duyusunu. Nervus opticus aferent bipolar nöronlardan ve ganglion nöronlarından aldığı zaman nereye getirirdi? Nervus opticus alır. Sonra nazar lifler kiazma optikumda çapraz yapar. Sonra çapraz yaptıktan sonra tractus opticus ve üçüncü nöronların bulunduğu nükleus olan corpus geniculatum laterale, bu neydi arkadaşlar? Thalamus'ta bulunur. Corpus geniculatum laterale. Bir de corpus geniculatum mediale var. Bu neydi? Bu ikisine ne ad veriyorduk? Metatalamus adını veriyorduk. Metatalamus'u oluşturan çekirdekler hangisidir dediği zaman hemen corpus geniculatum laterale, corpus geniculatum mediale'yi bulmamız lazım. İkisine birden metatalamus diyorduk. Sonra üçüncü nöronların uzantıları oksipital lobdaki visual kortekse gelir. Visual korteks. Şimdi ışık refleksinde şöyle bir ayrıntı var. Nervus opticus ışığı alır. Kiazma opticuma uğramadan tractus opticus'a gelir ve corpus geniculatum laterale'ye uğramadan, bir daha uğramadan, iki kez uğramıyor. Mezencefalona gelir. Mezencefalonda nereye gelirdi mezencefalonda? Area pretectalis dediğimiz alana gelir. Area pretectalis mezencefalonda yer alıyordu ve o da okulomotor sinirin parasempatik nükleosu, nükleus oculomotorius accessorius ya da Edinger-Westphal çekirdeği diyorduk. Hemen oraya uyarı verir. Edinger-Westphal çekirdek. Westphal nükleusuna gelir. Edinger-Westphal nükleustan oculomotorius'a emir gider. Oculomotorius ipsilateral ganglion ciliare'ye gider. Ganglion ciliare'den çıkan sinirler ise musculosphincter pupillae uyarı verir ve miyozis gerçekleşir. Işık refleksi bu arkadaşlar. Yani kısaca hemen hızlıca anlatırsak nervus opticus chiasma opticuma uğramadan tractus opticus corpus geniculatum laterale uğramadan mezencefalona geçer. Mezencefalondan area pretectalis Edinger-Westphal çekirdeği, oradan parasempatik uzantılar nervus oculomotorius'u uyarır. Hatta karşı tarafta nervus oculomotorius uyarlar. O da nasıl? Commissura posteriorla karşı tarafa geçer ve bilateral nervus oculomotoriusla iki taraf gözde de miyozis gerçekleşir. Bu ışık refleksini kısaca özetidir arkadaşlar. Mutlaka bilmemiz lazım. Şimdi ben optik tractus lezyonlarını, görme yolları lezyonlarını anlatırken bunu niye anlattığımı söyleyeceğim. Önce görme yolları lezyonlarının tek tek tanımlarına bakalım. Santral skatom. Santral skatom neydi? Şurası görme alanı olsun arkadaşlar. Görme alanı olsun. Eğer ben makulayı, yani tam santralini göremiyorsam, tam ortasını, görme alanının tam ortasını göremiyorsam buna skotom. Skotom zaten görme alanının bir kısmının defekti demek. Santral skotom da tam merkezinin görme kaybıdır. Santral skotom. Bu retrobulbar nörütlerde görülür. Gençlerde en sık nedeni MS'tir.
Yaşlarda ise diyabettir. Arkadaşlar. Mesela sol santral skrotonda sadece sol gözde merkez görülmüyor. Bu bir tanım. Önce tanımları görelim. Sonra tek tek klinik ve vaka şeylerinde bunların lezyonlarına tek tek değineceğiz. Sol dairesel körlük ise arkadaşlar, sol dairesel körlük, şuraya öyle bir görme alanı çizelim. Merkez korunmuş ve merkezin çevresi görünmüyor. Görme alanı defekte oluyor. Bu da optik sinir, optik kanalda sıkışırsa, mesela bir tümör geldi, optik kanalda optik siniri sıkıştırdı. Ya da sifenoid sinüste tümör oldu ya da nazofarenks veya sifenoid sinüsü invaze etti, optik siniri sıkıştırdı. O zaman sol dairesel körlük, yani soldaysa tümör. Ya da sirkümferansiyel körlük. Üçüncü tanımımız ise arkadaşlar, sol homonimus maküler defekt. Şimdi sol homonimus maküler defekt şu arkadaşlar. İki tane görme alanı çizelim. Bakın. Makula neresiydi? Tam ortası. Ve sol homonimus maküler defekt. Sadece tanımları öğreniyoruz bu slaytta. Sol homonimus maküler defekte makülanın sol yarısı tamamen görme alanından çıkıyor. Peki bu hangi bölgedeki lezyonlarda bu karşımıza çıkar? Eğer soruda sol homonimus maküler defekten bahsediyorsa bizim aklımıza neresi gelmesi lazım? Şunu sorayım ben size. Maküler görme alanı neredeydi? Vizüel korteks oksipital lobun polündeydi, değil mi? Şuraya oksipital lob çizelim. Oksipital lob. Şurası parietal lob. Şurada frontal lob. Şöyle çizelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurası oksipital pol. Eğer burada bir menenjiyom ya da kemik tümörü diyelim ya da osteom, oksipital kemikte çok sık görülür. Oksipital pola bastığı zaman, oksipital pola bastığı zaman sağ oksipital polsa sol homonimus maküler defekt meydana gelir. O zaman soruda sol homonimus maküler defekti olan bir hastada lezyon nerededir dediği zaman bizim aklımıza nere gelecek? Sağ oksipital lobun polü, en arka tarafı. Peki makülanın BCD arterleri hatırlayalım. Bu da çok önemli. Makülayı iki arter besler. Şimdi birazdan değineceğim. PCA ve MCA, yani posterior cerebral arter ve orta cerebral arter. Görme alanını sadece posterior cerebral arter beslerken makülayı, maküler görmeyi orta cerebral arterle birlikte besler. Posterior cerebral arter. Diğer bir tanımımız ise arkadaşlar, homonimus hemianopsi. Homonimus hemianopsi. Yani eğer ben solu göremiyorsam aynı taraf solu yine göremeyeceğim. Bu homonimus. Eğer farklı farklıysa, bir temporal ise heteronim oluyor. Onun ismi zaten bir temporal hemianopsi. Kiasma optikum lezyonlarında görülür. O kolay. O basit. Onu herkes biliyor. Bir temporal hemianopsi de lezyon kiasma optikumdadır. Oturduğu zaman nasıl görme alanı defekte olur? Bir temporal hemianopsi. Niye? Çünkü her iki gözden gelen nazar lifler tutulmuştur. Homonimus hemianopsi de ama aynı taraf olması lazım. Homonimus hemianopsi de aynı taraf olması lazım. O da, bu da çok güzel bir bilgi. Kiasma optikumun arkasında kalan tüm lezyonlarda homonimus hemianopsi meydana gelir. Ve son olarak tanımlayacağımız tanım ise kuadrantik hemianopsi. Kuadrantik hemianopsi ne demek arkadaşlar? Görme alanı tekrar çizelim. Görme alanı. Birazdan tek tek beraber lezyonları tekrar tartışacağız. Kuadrantik bildiğiniz gibi çeyrek demek. Kuadrantik çeyrek demek. Anopsia, yani görememe. Eğer bir adam
sol üst tarafın çeyreğini görmüyorsa bunun ismi de kuadrantik anosyadır. Yani santral skoton biliyorduk, görme alanının ortası, sol dairesel görelilik ortası görünüyordu, çevresi görünmüyordu. Sol homonimus maküler defir oksipital polde lezyonumuz vardı. Homonimus hemianopsi kiasma optimumun arkasındaki aynı taraf yerlerin görünmemesi, kuadrantik anopsiye çeyreği görememe, bitemporal hemianopsi dış tarafları görememe, o da kiasma optikum lezyonlarında görülür. Şimdi tek tek bakalım. Önce bir liflerin nereden geçtiğini bilelim. Şimdi nazal lifler, şuradaki nazal lifler, her iki nazal lifler dış tarafı görür. Ve nazal lifler geldiği zaman kiasma optikumda birbirini çaprazlar. Çaprazladıktan sonra aynı yoldan gelen temporal lifler ve karşı taraftan gelen nazal lifler nereye uğruyordu? Corpus geniculatum lateralia uğruyordu. Üçüncü nöronları buradaydı ve bu yola şuna biz nervus opticus diyorduk. Şuraya chiasma opticum diyorduk. Şuraya tractus opticus diyoruz. Corpus geniculatum'dan çıkan üçüncü nöronlara da radiatio optica diyoruz ve visual korteks dediğimiz oksipital loba gelir. Şimdi tek tek hatırlayalım. Şimdi tek tek ben size hatırlatmalar yapayım. Şimdi nervus opticus kesilirse ne olur? Kesilmesi ne demek? Hani bahsetmiştik ya, interna cortis arterin cavernous sinüsten çıkan ilk dalı neydi? Arteria oftalmica. Arteria oftalmica'nın iki dalı vardı. İki dalı değil de iki, yani tutabileceğimiz iki dalı var. Yoksa başka dalları da var ama onlar çok önemli değil. Arteria centrale retina, retinayı besleyen arter. Eğer bu arter, amorosis fugax diyorduk hatırlayın, interna carotisten çıkan bir emboli parça, interna carotis arterinden çıkan aterosklerotik bir parçayla emboli olursa arteria oftalmikaya, nervus opticus tamamen kesilir. Ve burada ne meydana gelirdi? Monoküler görmek kaybı meydana gelirdi ve o tarafta ışık refleksi alınmazdı. Çünkü ışık vurduğum zaman ışık sinyalini bu uyarılarını götürecek sinir gitmiş oluyor. İkinci arkadaşlar, biz ışık refleksinden bahsederken bahsetmiştik hatırlarsanız. Işık refleksinde arkadaşlar, ışık refleksinde kiasma optikuma uğramadan kiasma optikuma uğramadan corpus geniculatum'a da uğramıyordu. İki yere uğramıyordu. Kiasma optikum ve corpus geniculatum laterale. Mesencefalona gidiyordu ve Edinger Westphal nükleoslara uyarı vererek bilateral miyozis oluyordu. Şimdi burada en önemli şey, şimdi gelelim. Eğer bir hastada, tek tek vaka sorularına gelelim. Eğer bir hastada, önce ilk vakamızı söyledik, monoküler görme kaybı varsa arteria oftalmica iskemisi düşünüyorduk. İkincisi, mesela bir hastada supraseller kraniofaringiyom var. Kraniofaringiyom tümör ya da hipofiz tümörü. Peki hipofiz tümöründe nereye bası olur arkadaşlar? Chiasma opticuma. Peki chiasma opticuma bası oluştuğu zaman ne olur? Hemen çizelim. Nazal lifler geldiği için görme alanının dış tarafı görülmezdi. Buna ne diyorduk? Bir temporal hemianopsi diyorduk. Sadece chiasma opticumun basısı sonucu, chiasma opticuma bası sonucu oluşan görme alanı defekti. Bir temporal hemianopsi. Yani soruda şöyle gelir. Hipofiz tümöründe meydana gelen görme kaybı aşağıdakilerden hangisidir? Bitemporal hemianopsi. Kiasma optikumda. Çünkü nazar lifle orada çapraz yapıyor. Peki şimdi gelelim tractus opticus lezyonunda. Şimdi tractus opticus'ta ne vardı arkadaşlar? Bir kere temporal lifler var. Şöyle geliyordu. Karşı taraf nazar lifler de var. Değil mi?
Hemen çizelim. Mesela sağ taraf burası diyelim. Sol taraf diyelim. Tractus opticus lezyonunda şurası sağ dersek nereyi göremeyiz? Sol homonymous hemianopsi. Yani karşı tarafın yarımsını göremeyiz tractus opticus'ta. Peki ben ışık refleksini anlatmıştım. Işık refleksi lifleri sadece nereden geçiyordu? Optik sinirinin içinde ve tractus opticus'tan. Peki chiasma opticum'un basısında ben ışık refleksi kaybolur dedim mi? Demedim. Niye? Çünkü chiasma opticum'dan ışık refleksi lifleri geçmiyordu. Ama tractus opticus'tan mezencefalona geçiyordu. Demek ki ben tractus opticus'a bir tümör bası yaparsa, yani vaka sorusu, bulgu nedir? Hem ışık refleksi kaybı hem de homonymous hemianopsi. Eğer ışık refleksi ve homonymous hemianopsi varsa lezyon tractus opticus'u destrükte etmiştir. Bu önemli. Şimdi dördüncü lezyonumuz, burası da çok önemli. Biraz karışık. Radyasyon optikayı tutarsa, yani şöyle diyelim. Radyasyon optika, şuraya bir radyasyon optika çizelim. Radyasyon optikanın üst tarafı karşı taraf alt çeyreği. Alt tarafı da karşı taraf üst çeyreğini görme alanına liflerini götürür. Eğer ben radyasyon optikada üst taraftan lezyon varsa, ki şurada anlatalım, burada daha iyi olur. Bakın, bu görme alanı defektinin ismi sol görme alanı defektinin ismi sol kuadrantik anopsia. Başta demiştik. Sol kuadrantik hemianopsia. Kuadrantik anopsia demiştik. Şimdi eğer radyasyon optikanın ya da parietal lobda bir tümör varsa arkadaşlar, ya da visual korteksin üst tarafını tutan bir tümör varsa, görme alanı defekti sol kuadrantik anopsiyadır. Yani demek istediğim şu: alt tarafın lifleri üstten gider radyasyon optikada. Üst tarafın lifleri ise alttan gider. Nereyi tutmuşsa, mesela şey diyelim, sağ parietal lobda tümör var. Tümör radyasyon optikayı üstten tutmuş. O zaman görme alanı defekti nedir? Sol inferior kuadrantik anopsia. Çünkü radyasyon optikanın üst lifleri alt görme alanını uyarıyordu. Alt görme alanının lifleri radyasyon optikanın üst tarafından geçer. Eğer sağ parietal lobda bir tümör radyasyon optikayı üstten destrikte etmişse, göreceğimiz görme alanı defekti sol inferior kuadrantik hemianopsi ya da visual korteksin üst tarafı. Eğer visual korteksin altsa, yani temporal lobda tümör varsa, radyasyon optikanın altını tutmuşsa, sol superior kuadrantik anopsia görme alanı defekti meydana gelir. Son olarak visual kortekste oksipital polde defekt varsa, mesela sağ oksipital polde defekt varsa, solda homonymous hemianopsi. Hani ne demiştik? Chiasma opticum'un arkasında kalan tüm lezyonlarda homonymous hemianopsi olur. Sadece optik trak lezyonlarında biz ışık refleksini kaybediyorduk. Diğerlerinde kaybetmiyorduk. Optik radyasyonun üst tarafı tutulursa alt tarafın çeyreği, alt taraf tutulursa üst tarafın çeyreği görme alanı defekti
olurdu. Şimdi oksipital lobu kim besliyordu? PCA. Peki PCA tıkandığı zaman, PCA'yı tıkayalım. PCA'yı tıkadığımız zaman sağ taraf, sağ PCA tıkandı diyelim. Oksipital lob ne olurdu? Oksipital lobda enfark meydana gelecek. Peki sağda olduğu için hemen kontrolateral yazıyoruz. Kontrolateral. Peki kiazma oturumun arkasında olduğu için homonimos, hemianoksia, yani şu meydana gelir. Sol homonimos, hemianoksia. Posterior cerebral arter tıkanması. Ama biz başta ne demiştik? Serebrovasküler olaylarda anlatmıştık nörolojiden. Makula, yani oksipital polü besleyen iki arter vardı. Makula, santral görme alanını. O neydi? Orta serebral arter. Orta serebral arter sağlam olduğu için makula korunmuştur. Yani şuradaki makula korunmuştur. O zaman makulanın korunduğu sol homonimos hemianoksia. Yani soru şu. Hastada sağ posterior serebral arter tıkanmıştır. Görme alanı defekti nedir? Makulanın korunduğu sol homonimos hemianoksia ya da makulanın korunduğu sol homonimos hemoanoksia varsa olası tanınız nedir dediği zaman sağ PCA'nın tıkanması. Sol tekrar yapıyoruz. Sol homonimos hemoanoksia da lezyon sağda. Yani ne demiştik? Hemen tekrar edelim. Tractus opticus'ta. Burada lezyon varsa, tümör burayı destrikte etmişse ışık refleksi de bozulur. Corpus geniculatum laterale de olabilir. Radiatio opticada da olabilir. Ve visual kortekste de olabilir. Visual korteks tümör destrikte ettiği zaman makula korunmaz arkadaşlar. Posterior cerebral arter tıkanmasında arteriye cerebral medya da orayı beslediği için makula korunur. Yoksa visual korteks lezyonlarında da homojen sol homonimos hemianoksia olur. Peki radiatio optica nereden geçiyordu? Şu kapsüle interna. Kortikobulber yol, kortikospinal yol, spinotalamik yol ve şuradan radyasyon optika geçerdi. Peki burayı besleyen alan neydi? Hatırlarsak nörolojiden. Arteria koroida anterior. Arteria koroida anterior, arteria karotisi interna'nın dalıydı. Ve bu dal crus posterior'u besler. Ve crus posterior enfarktında ne olur? Kontrolateral hemiplejiye. Çünkü motor yollar enfarkta enfarkta uğramış. Spinotalamik yol da gidiyor. Kontrolateral ağrısı, duyu kaybı. Bir de radyasyon optikada gittiği için tümüyle kontrolateral homonimos hemianoksia, arteriye koroida anterior tıkanması. Bunun da tiyası olabilir. İlk en sık tiya değildi transfer iskemerata, amaurosis fugax. Ama geçici olarak da bu bulgular olabilir. Onu da hatırlatalım. Geçmiş tuz sorularını bir bakalım arkadaşlar. Kanama sonucu sol oksipital lobun görme merkezinde olan harabiyete bağlı hangisi oluşur? Yani oksipital lobda biz kanama çok sık beklemiyoruz. Lobar bir kanama. Arteriovenöz malformasyon olsun. Sol oksipital lob dediği için bir kere kontrolateral sağ. Lezyon oran harabiyetine neden olmuş. Homonimos hemoanoksia. Sağ homonimos hemoanoksia. Sağ gözde tam körlük varsa, yani monoküler körlük varsa sağ optik sinir. Nedeni ne? Arteria oftalmikanın tıkanması. Hipofiz tümörüne bağlı bir temporal hemoanoksia olan bir hastada lezyon nerededir? Chiasma opticum. Çıkmış tuz sorusu. Ya da hipofiz tümöründe görülen görme alanı defekti nedir? Bir temporal hemoanoksi. Sağ traktus optikusa olan, sağ traktus optikusta bir tümör basısında hangisi görülür? Sağ traktus optikusa olan bir tümör basısında hangisi görülür? Sol homonimos hemoanoksia. Ne demiştik? Chiasma opticumun arkasındaki bütün lezyonlarda homonimos hemoanoksia olur.
Peki tractus opticus'ta ne geçiyordu? Tractus opticus başka, ışık refleksi. Değil mi? Radiatio opticus'ta radiatio opticus'ta corpus geniculatum lateralede ışık refleksi yok. Chiasma opticum'da yok. Son homonymous hemianopsia. Ve artı ışık refleksi kaybı. Sol homonymous hemianopsia olan bir hastada lezyon nerededir? T'sini sormuşlar. Sağ tractus opticus. Hep defalarca vurguladım. Son olarak bunu da tekrarlayayım ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Maküler yarımların korunduğu sol homonymous hemianopsia olan bir hasta lezyon nerededir? Sağ arteriye serebril posterior. Neden? Sağ arteriye serebril posterior. Çünkü vizyal korteksi ve talamusu arteriye serebril posterior besliyordu. Talamusu da beslediği için talamusta ne geçiyordu? Duyu yollarının, somatik duyu yollarının üçüncü nöronları neredeydi? Talamusta. O zaman duyu defektleri de meydana gelecek. Kontrol retral. Ama bu önemli değil. Arteriye serebril posterior da vizyal korteks beslendiği için ne olacak? Sol sağ dediği için sol homonymous hemianopsia. Ama ne demiştik? Orta serebral arterde makülayı beslediği için maküler yarımların korunduğu sol homonymous hemianopsia meydana gelir. Ama vizyal kortekste destrüksiyon olursa tabi maküler yarımlarda korunmayacak. Tamamen sol homonymous. Sadece arteriyel patolojilerde maküler yarımlar korunur arkadaşlar. Ve dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derse devam edeceğiz.